Demriler Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında Erdoğan'ı ve Atatürk'e küfür etmişler. O şahıs tutuklandı biliyorsunuz. Evet. Yani bu boş bir iddia değil. Hı hı. Mahkemeye çıkarıldı ve mahkeme tutukladı. DEM Partili Sur Uç Belediyesi engelli ve şehit yakını personeli işten çıkarttı. Bu da yine seçimden sonra olan bir uygulama. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinden Türk bayrağını kaldırdığını görmeyen kalmamıştır herhalde. Zaten şu andaki internet sitesine de girseniz görürsünüz. Sonra Türk bayrağını geri koymuşlar falan ama hala duruyor mu durmuyor mu bilmiyorum. Mardin Belediyesi'nde İstiklal Marşı okunması önerisini reddettiler. İşte az önce Sayın Aksakal'ın da vurgu yaptığı durumlardan biriydi. Bağlar Belediyesi PKK'lı kadın teröristler için heykel açılışı yapmış. Tunceli Belediyesi'nin de sosyal medya hesabının adı Dersim Belediyesi olarak değiştirilmiş ve benzeri pek çok durum. Şimdi bunlarla ne amaçlanıyor? Şimdi bir kayyum tartışması gidiyor. Seçimden önce de çokça konuşuldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da işte kayyuma karşıyız dedi. O mecliste yaptıkları görüşmede falan falan. Amaçlanan ne? Kayyum atanmasını hızlandırmak mı istiyorlar? Şöyle böyle, Hanım, kör göze parmak gibi böyle adımlar atarak. Hem DEM Partili belediyeler hem sırrı sakık bunca yıl yaşananlardan hiçbir ders çıkarmamışlar. Bir karar vermeleri lazım. Türkiye'nin milletvekili mi olacaklar, Türkiye'nin partisi mi olacaklar, yoksa Kandil'in partisi olmaya devam mı edecekler? Ama gördüğümüz kadarıyla bir başlangıç yaptılar. Yaptıkları başlangıçta yine Kandil'in talimatlarına göre hareket eden bir parti olduklarını ortaya koydular. Ama bu yol çıkmaz bir yol. Yani şimdi Sırrı Sakık özeline bile döndüğümüzde ki 1991 yılında meclise giren, CHP ile hep ittifakıyla meclise giren milletvekillerinden şu anda parlamentoda en eski milletvekili. Evet. Parlamentoya geldiler. Kürtçe Yemin hadisesi yaşandığında ben meclis muhabiri olarak o kulisteydim. Cezaevine girdiler. Sonra tekrar siyasete döndüler. İnsanlar bu yaşananlardan bir ders çıkar. Hı. Bakın o dönemden Leyla Zana, Ahmet Türk. Onlar birkaç kişi kaldılar ve bundan bir ders çıkarmaları lazım. Ama görüyorum ki bundan bir ders çıkarılmaz. Tam tersine o kuşağın daha sonra gelenlere, yani bakın biz siyasete başladığımızda cezaevindekilerle Kürtçe konuşamıyorduk. Hı hı. Hastanedekilerle Kürtçe konuşamıyorduk. Kürtçe kaset dinleyemiyorduk. Hı hı. Bugün Kürtçe televizyon var. Bugün üniversitelerin Kürtçe açılmış bölümleri var. Bugün cezaevinde değil, mahkemelerde dahi ifade verdiğinizde Kürtçe ifade verebiliyorsunuz. O gün 32 başlık vardı. Hı hı. Başta olağanüstü halin kaldırılması gerekiyordu. Bakın o dönemler çok geride kaldı. Ve şu anda demokratik bir siyaset yapacağınız zaman önünüzde hiçbir engel yok. Biz o dönemleri yaşadık ve bedellerini ödedik demeleri lazımdı. Faili meçhul cinayetlerin olduğu, beyaz minibüslerin olduğu, beyaz torosların olduğu dönemlerden geliyor. Beyaz minibüs niye söyledim? Sırrı Sakıklar meclisten Ankara Emniyeti'nin beyaz minibüsüne doldurularak götürüldüler. Onları yaşadı. İnsan bunlardan bir ders çıkar. Geldiğimiz noktada bu insanlar şehit verme pahasına size yine gönlünü açıyor. Diyor ki çözüm Kandil'de değil Ankara'da ve parlamentoda diyor. Ama bu tek taraflı olmaz. Evet. Yani Türk bayrağı, bu bayrak aynı zamanda Diyarbakır'daki Kürt'ü de temsil etmiyor mu? Çünkü onlar bu bayrak için şehit kanı akıtmadılar mı? Bu İstiklal Marşı, Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı aynı zamanda Hakkari'dekini de temsil etmiyor mu? Sizin bayrakla İstiklal Marşı'yla derdiniz ne kardeşim? Siz böyle yaparsanız Türkiye Partisi olur musunuz? Türkiye ile bütünleşir misiniz? Bakın ilk adımları kongreleri olur. İlk yaptıkları Türk bayrağını indirmek. Evet, burada bir virgül koyalım. Zaten bundan önceki süreçlerde yaşanan tabloları, durumları misafirlerimiz de biliyor. Her birinin bu tabloya ilişkin görüşlerini alalım. Sayın Develi sizinle başlayalım mı? Bu tablo size ne söylüyor? Ne amaçlanıyor sizce? Yani Abdülkadir Bey'in ifade ettiği gibi yani Türkiye Partisi bir karar vermeleri gerekiyor bu noktada. Yani daha seçimleri henüz geride bıraktık. Ama şu anda buradaki bu resme baktığım zaman internet sitesinden Türk bayrağının kaldırılması vesaire işte bu Surbeli Bakan Odası'na Sayın Cumhurbaşkanımızın resminin bu noktada kaldırılması bunlar. Yani amaçlanan ne bu noktada? Hedeflenen ne?
Yani bunu yaparak siz az önce çok güzel ifade ettiniz. Yani bir süreci hızlandırmaya mı çalışıyorlar? Hani bu noktada kayyum atanması noktasında bir süreç var. Bunu kaşımaya mı çalışıyorlar? Yani bu hakikaten yani Türkiye partisi olma noktasında ne kadar dışarıda kaldıklarını gösteren de bir husus burada. Şu an gelinen noktada yani hakikaten bölge bu noktada ateş çemberi ve burada istikrarlı bir siyasi ve ekonomik istikrara sahip bir ülke, ülkeyiz biz şu anda. Bölgenin en güçlü ve kararlı ülkelerinden bir tanesiyiz. Yani etrafımızdaki bu jeopolitik olaylara karşı da refleksini hızlı bir şekilde geliştiren, net bir şekilde ortaya koyan, ölçülü bir şekilde ortaya koyan, dozajında ortaya koyan bir ülke pozisyonundayız. Çok son derece demokratik bir seçim oldu. Bakın yani her seferinde böyle birçok belediye CHP'ye geçti bu noktada. Yani bu demokrasinin de aynı zamanda ne kadar da güzel işlediğini gösteren bir husus. Ama buna rağmen yapılan bu propagandalar hakikaten bizim canımızı acıtıyor ve üzüyor. Ve halen hiçbir şekilde bir yöneliş durumu söz konusu değil. Yani böyle işte Türkiye Partisi olalım, işte Türkiye'nin bu ülkenin milli menfaatleri doğrultusunda güçlenmesi noktasında, refah konusunda daha güçlü adımlar atalım noktasında hiçbir şekilde yoklar. Yani tamamen kendilerini burada dışarıda tutuyorlar ve sizin ifade etmiş olduğunuz gibi yani Kandil'in de burada bir nevi aracı olarak da temsil olarak da kendilerini görmeye devam ediyorlar ki diğer türlü bunları biz bu noktada izah edemeyiz. Peki. Önümüzde büyük bir operasyon var PKK terör örgütüne yönelik malum. Bu operasyonu bekliyoruz. Artık eli kulağında denebilir. Kuzey Irak'ta PKK terör örgütünü büyük ölçüde bitirmek için bir harekat söz konusu olacak. İşte bu harekat öncesinde eğer kayyum gibi bir durum söz konusu olursa sokakları karıştırabilir miyiz tezine ne kadar sıcak bakar misafirlerimiz? Sayın Keleş, evet. Buyurun sizin görüşünüzü alayım. Bu amaçlanan şimdi, bu olabilir mi? Bu tez size yakın geliyor mu? O kanaatteyim çünkü bir hazırlıkları var. Kayyuma adeta gel diyorlar. Kayyum atanması için zemin hazırlandığını okuyorum ben burada. Çünkü yapıp ettikleri nihayetinde bunlar belediye veyahut da siyasetçiler. Belediye hizmetiyle ön plana çıkması lazım. Siyasetçiler de devlete ve millete, vatana hizmetle dertleri olması lazım. Dertlerinin o olması lazım. Ama şu yaptıklarına bakıyoruz. Bizim sembollerimizle, devletimizin sembolleri, milletimizin sembolleriyle uğraşıyorlar. O zaman burada bunların derdinin başka olduğunu zaten biliyorduk da şu anki yapıp etmeleri de bunu temellendiriyor, destekliyor. Mesela bakın şurada çok dikkatimi çekti. DEM Partili Suruç Belediyesi engelli ve şehit yakını personelini işten çıkardı. Bakın biz yuvarlak rakam 40 bin şehit verdik diyoruz. Bunların içerisinde siviller de var, askerler de var. Ve şimdilerde yayınlanmıyor ama daha önceleri hangi ilde ne kadar şehit var diye yayınlanırdı. Ve birinci sırada Şırnak'tı, ikinci sırada Osmaniye gelirdi. Bakın Şırnak'a özellikle, yani Güneydoğu'da çok şehit var. Ve şimdi DEM Partili Suruç Belediyesi, ben oy verenlerin kökenleriyle değil ama Suruç'u aşağı yukarı biliriz. Oradaki insanları sırf şehit yakını diye, engelli diye işten çıkarmaları ama özellikle şehit yakını diye işten çıkarmaları bunların kendi kimliklerini ele veren bir davranışı ortaya koyuyor. Yani biz sizden değiliz veya siz bizden değilsiniz. O bizden değilsiniz dedikleri bu devletin, bu vatanın, bu milletin mensubu olarak kendisini tanımlayanlardır. Ama işten çıkaranlar ise kendilerini o insanlarla bir tutmuyorlar. O insanlarla aynı ortak değerleri paylaşmıyorlar, tanımıyorlar. Yani bayrakla bir insanın ne işi olabilir? Yani bir siyasetçinin bayrakla ne derdi olabilir? Yani eğer bir siyaset yapıyorsanız zaten bir devlet içerisinde yapacaksınız. Ama her şeyle problemliler onlar. Bir yani vatan bayrak, içerisinde. Bayramlarla problemliler, insanların anma günleriyle problemliler. Yani değerlerle alakalı bir sıkıntı var. Sadece tabii yani değil. Devletin varlığıyla alakalı bir sıkıntıları var bunların. Zaten
bugüne kadar, HEP'ten itibaren bugüne kadar kurulmuş olan üç harfli partilerinin dertleri hep şeydir, Türkiye değildir. Türkiye'ye nasıl bir hizmet yapılabilir? Çünkü seçilen her milletvekili Türkiye milletvekilidir. Meclise geldikten sonra artık derdi Türkiye'nin tamamıdır. Ama siz bu vekillerin HEP'ten bugüne kadar ki, yani 93'ten bugüne kadar ki milletvekillerin Türkiye diye bir derdi olduğunu hiç şahitlik ettik mi? Bilmem, en önemli gazetecilerden biri burada, soralım. Sayın Selvi, var mı öyle bir derdi? Maalesef bunu hiçbir zaman gündem maddesi de yapmadılar. Yani Türkiye'de, efendim, Türkiye'de sadece terörle mücadele anlamında söylemiyorum. Türkiye'de dış politikada Türkiye'nin düşmanı kimse, gittiler ondan dost oldular. Biliyorsun Libya'da Hafter'i dahi ziyaret ettiler. Sözde Ermeni soykırımı olduğunda Ermeni lobileriyle birlikte hareket ettiler. İşte efendim Türkiye'de insanların bir yatırım talebi varmış. Efendim bir ihracat, bir enflasyon, bir hayat pahalılığı. Türkiye'nin sorunlarıyla, gündemiyle hiçbir zaman ilgileri olmadı. Bakın orada bir söz söylüyor. Diyor ki sen dağdakilerin hizmetçisi olamazsın. Dağdakiler dediğine teröristler. Sen meclise gelmişsin. Yani sen hala dağda bu ülkeyi yıkmak için terör faaliyeti yürüten ve Amerika'nın kuklası olan teröristleri, bir milletvekilini, sen onların hizmetçisi olamazsın diyorsan senin aklın hala orada demektir. Yanlış yere gelmişsin demektir. Ama böyle olmaması lazım. Bu çıkmaz sokak. Ekrem abi. Ben bir ekleme yapabilir miyim? Çok kısa lütfen. Bakın şimdi 23 Nisan geçeli şurada 2 gün oldu. Biz hep 23 Nisan'ı çocuk bayramı olarak, medyada daha ziyade hep öyle biliniyor. Aslında 23 Nisan'ın ruhunu hep es geçiyoruz. Türkiye'nin kuruluşu 23 Nisan. Milli, bakın, ulusal egemenlik diyoruz. Tabii. Uydurma bir dil bu. Halbuki onun orijinali milli hakimiyet. Milli hakimiyet. Şimdi çocuklara armağan edilmesini de ben bu milli hakimiyet ruhunun perçinlenmesi için, daha o çocuk dimağlara galiba yerleştirilsin diye armağan edildiğini düşünüyorum. İbrahim Bey, çocuklara armağan hikayesi 12 Eylül'den sonra çıktı galiba. Daha önce yoktu bu. 23 Nisan ulusal ayı. Ben lise, ortaokul, lise, ilkokul, orta ve lisede hatırladığım kadarıyla milli hakimiyetti. İşte ulusal egemenlik de her neyse, çocuk hikayesi 12 Eylül'den sonra çıktı ortaya. Ben 1971'de ilkokul 1. sınıftaydım. O zaman da yine çocuk bayramı olarak kutluyorduk. 19 Mayıs olabilir. Yani 19 Mayıs'ı gençler. İlkokulda çocuk bayramı olarak çocuklar için kutlanır ama yani o çocuk bayramı ifadesi yanlış hatırlamıyorsam 12 Eylül sonrası konuldu. Neyse bu... Biz Ekrem abiyle biz İsmet ama Paşa dönemini bildiğimiz için... Milli hakimiyet kavramının altını özellikle çizmek lazım. Doğru. Bakın 23 Nisan 1920 meclisin ilk açılışı ve ortada Türkiye Cumhuriyeti yok daha. Türkiye'nin kuruluşu o. Yani... Evet, kuruluşu ve milli hakimiyet. O nedenle bir de böyle milli hakimiyetin kutlandığı bir bayramda böyle bir tartışmanın olması, milli değerleri savunan bir vekilimize dağdaki teröristlerin uzantılarının laf söyleme cüretini göstermesi, ki gösterdikleri yerde ilk meclistir. Bunlar basit alınacak şeyler değildir. Peki. Ekrem Bey, şimdi, Mete Bey sizinle işlemiş. Abdülkadir'in söylediklerine ilaveten ben de müsaadenle kalkarak, sopayı da ödünç alarak söylemek istediğim bir şey var. Öncelikle sizin söylediğiniz şey önemli. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanı beraberindeki heyetle Irak'a gitti geldi. Beyefendi de oradaydı. Hala Bağdat kokuyor kendileri. Sağ olasın. O Bağdat kokusu nasıl bir koku? Şimdi Bağdat'ı çok özlediğim için Abdülkadir Geylani Hazretleri kokar. Onu da tabii. Aynen. İmam Azam orada. Abdülkadir Geylani Hazretleri orada. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı ziyaret, Bağdat ve Erbil'deki ziyaret son derece kritik. Bir tür bazı noktalarda milat olması gereken bir şey. Biraz sonra Mete Bey galiba bize program öncesi anlattığını aktarırsa Irak'ın ne kadar çaresiz olduğunu ve Türkiye'nin aslında Irak'a bir dostluk eli uzatıp gel seni oradan biraz kaldırayım, beraberce kendi ayakları üzerinde durmana yardımcı olayım, beraber bölgeyi geliştirelim, ilerletelim dediği falan belli. Bunu istemeyen kim? Bunu istemeyen
okyanus ötesi güçler, okyanus ötesinin kıta Avrupa'sında uzantısı olan birileri falan. Bölgenin insanının bunun ayağa kalkmasını istemesi lazım. Problem ne? Irak içinde, Türkiye içinde, İran içinde, Suriye içinde, PKK, işte onların değişik isimlerle anılan yapılar. Bunların derdi ne? Bunlar orada bir teröristan kurma peşindeler. Rojava, Mojava değişik hikayeler var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti özellikle 15 Temmuz'dan beri buna izin vermeyeceğini, gereken her şeyi yapacağını kararlı bir şekilde belli etti. Ve şu anda da hepimiz nefeslerimizi tutmadık ama Irak'ın kuzeyinde ciddi bir şeyler olacağını bekliyoruz. Bu arada ne oldu? Bir seçim yaşadık. Seçimlerde birileri, güya Cumhuriyet'in kurucu partisi olduğunu söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi, şu zihniyetin temsilcileriyle işbirliği yaptı. Doğu'da onlar zaten kazanacağı için, Batı'da onların desteğiyle bir şeyler kazandı. Orada onlara tavizler verdi. Sırrı sakık. Biraz önce Önder Bey'e laf atarken aslında şunu diyor. Yahu diyor, DSP'li olman dolayısıyla senin de bize destek olman lazımdı. Sen bize destek olmadın diyor. Zımnen söylediği şey bu. Neden? Madem ki sen DSP'lisin, madem ki sen işte Demokratik Sol Parti'densin, yahu sen de bizim gibi emperyalizme hizmet etmeliydin demeye getiriyor bence. Yani söylediklerinden anlaşılan mı? Şu anki durumda söylediğiniz şeyler sizin de söylediğiniz gibi kayyım uygulamasını bir an önce getirin demeye benziyor. Ama sırılsakık bir şey söyledi dikkat ederseniz. Yalan yok öyle şey. İstiklal Marşı okunmadığı, bayrağın kaldırıldığı, küfür edildiği gibi şeyler yalan falan diyor. Ama hepimiz biliyoruz ki var bunlar. Demek ki dem içerisinde de birileri süreci hızlandırmak, belki harekat öncesi olabilirse buralarda kayyım uygulamasıyla bir şeyler sağlamayı yapmaya çalışıyorlar. Ama birileri şunun farkında. Türkiye 2015 Türkiye'si değil. 2013'te Gezi olaylarında, 2015'te çukurlu barikatlı eylemler, o öz yönetim saçmalığı gibi şeylere Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık prim vermiyor, vermeyecek. Peki. Bölgede bu zamana kadar yaptıkları denemeler bunun olmayacağını ispatladı, kanıtladı. Dolayısıyla eğer müsaade edilse bu işleri yapanların tamamı ve onlarla beraber olanlar müsaade edilse belki Türkiye'nin partisi olacaklar ama onların oralardan aday olması için, onların seçilmesi için Kandil'den işaret edenler bunun böyle olmaması gerektiğini söylüyor. Evet. Kötü tarafı da şu, bu tür melanetleri yaptıkları zaman müeyyide devlet tarafından İçişleri Bakanlığı işte müfettiş görevlendiriyor, Adalet Bakanı soruşturma başlatıyor falan. Bu bir süreç, mahkemeye çıkıyorsun, orada tıpkı sırrı sakıkın yaptığı gibi inkar ediyorsun, etmeye çalışıyorsun falan. Ama problem şu, emir geldiğinde bu melanetleri yapmayanlar ya bodrum katlarında, kalorifer dairelerinde müstahdem tarafından sorguya çekiliyor, tokatlanıyor ya da başlarına başka şeyler geliyor. Peki. Buradaki konu şu, bunu yapanların tamamı teröristlerin uşağı ve biz hepimiz biliyoruz ki teröristlerin tamamı da Türkiye için değil. Türkiye'yi teslim almaya, Türkiye'yi zayıflatmaya, Türkiye'yi dizüstü çökmeye zorlamaya çalışan emperyalistlerin uşağı, kendilerine atılmış birkaç ya da atılacak birkaç yağlı kemik için bu ülkenin varlığını, birliğini ve bekasını satan, satmaya hazır insanlar. Peki.